YouTube kanalımıza, Tuş Kilidi YouTube kanalımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bomba gibi bir konuk var. Al Pacino'yu getirdik sizin için. Anıl. Kim mi? Tayyar Işık Saçan. Yani ya işte, Işık Saçan. Televizyonda magazin. Siz, radyoda siz, magazinde siz, YouTube'da her siz. Her yer. Bu nedir ya? Magazin derken bak, boş yani. Bırakın ya. Magazin derken abi. Yokuz. Korkuyoruz bak. Hakkımızı yeme. Hakkımızı yeme abi. Siz nasıl bir araya geldiniz arkadaşlar? Tayyar abi bir şey söyleyeceğim ya. Ya bak, ikimiz ikimiz bir gece kulübüne gitsek. Gidemiyoruz da paramız yok da gitsek. Gündüz kulübüne bile gidemiyoruz. Ya biz nasıl ünlü olacağız kısacası? Para yoksa sıkıntı olur usta. PR'ımız yok abi. Yok. Bize PR yapar mısın? Para yok ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey mi yok? Açık ver et. Çok açık konuştun abi ya. Abi bu gidelim şimdi. Gide. Yürü abi. Şey köyümüze dönelim. Gece kulübünün kapısında otobüs kapıyı açacak. Akbillenecek halin yok. Arabayla abi, yanışacaksın, kapıdaki adamı göreceksin, rajon öyle başlayacak. Hiç biraz borç borç toplayamadın. Abi, hiçbir sanatçıda Söğütlü Çeşme, Avcılar, metrobüsü var mı? Var var. Kimde var? Var var. Var tabii canım. Şeyde var. Metrobüs sürekli kullanan. Yıkıldım yani onların üzerinde şey yoktur ama. Hani yanındaki beraber çalıştıkları arkadaşlarla falan var. Ben de çok fazla metro kullanıyorum İstanbul için de görüyorum metroda gidip geldiğini. Ya ben bir şey söyleyeyim. En son İstanbul'da abi metroyu ya kullanmayan delidir ya. Evet. Bence de. Vallahi bence de. Müthiş bir nimet. Yani bu trafik, otoparklar olmuş 15 lira. O para verilir mi? Abi bir de şu var. Yer bulamıyorsun. Otoparkta bir de yer yok ki. Yer yok. Sen Tayyar abinin 3 tane arka arkaya kamu spotu dayadığını gördün mü? 3 tane laf. 3 tane arka arkaya laflar dayadığını gördün mü? Haberin olmaz. Bak, sanatçılar akıllı olun. Şimdi metrobüs kullanın. Şimdi sanatçılardan bahsedeceğiz. Oraya giriyoruz. Bir de güzeli şu. Resim çektiriyorlar. Gözlükleri de takmışlar. Bugün metroya bindim. Zannedersin ki her uzay aracına bindin sanki. Ya her gün biniyor millet sabahtan akşama kadar. Yani, millet mahsus çıkmış. Yalnız şöyle bir şey var. Normal insanlar metroda fotoğrafı asla çekilmezler. Ama bunlar normal değil ama. Övülme olarak çekiliyor. Bugün bindim. Bir de şey. Bindim. Beni kimse rahatsız etmedi. Ya usta bizi de rahatsız etmiyor. Kimse metroda geliyor. Metroda acaba yani rahatsız mı yiyorlar? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar normal. Bunlara ne anlatıyorlarsa metroda. Acaba ne anlatıyorlar? Bunların yani normallerini nasıl bulacağız abi? Yok ki. Yok. Yazılımları böyle bunların. Abi şu an böyle sanat camiasına baktığında en normal diyebileceğim biri var mı? Böyle hem özel hayatıyla hem yaptığı işlerle. Ya normal konuşalım. Normal, merak normal zannediyorsun da sonra içi bozuk çıkıyor. Şeyi çıkıyor değil mi? Normal görüyorsun aslında. Abi Tahminin Pekmez'de de konuştuk. Maxim gecelerini vesaire birçok anı var sende. Röportaja gittiğin zaman ki 17 yaşından beri gidiyorsun röportajlara hatta 16. En ilginç cevap, şok olduğum bir cevap var mı böyle? Hiç ya, beklemedim. Ama dikkatini çekti. Cevap yok da. Nereden girdi? Bak, cevap yok da çok yaşadığım olay var. Yani ilginç yaşadığım şey. Hayır. Var. Bir tane mesela. Ama nereden girdi? Tahmin et. Maxim gecelerinden girdi. Bak, evet. Evet. Tabi olarak vurdu beni. Ben hiç böyle bir şey yaptım mı? Al Pacino dedim. Ben o yüzden yazdım ben onu. Hatta bak imza da attım bu kenara. Onu başta sen aldım. Sen boşa mı zannediyorsun? Ben aldım buraya onu. O kadar küçücük imza niye yapıyorsun ama abi not olarak aldım. Ha, bana Al Pacino dedi diye onu aldım. İlerleyen dakikada da unutacağım. Ressamlar böyle atar abi. Yıldızlar da böyle atar. Antalya İstanbul uçağı of kaçırılmış. Hey, uçağın içinde Bülent Ersoy'un annesi var. Ana. Telefon açtım. Kalk dedi. Dedim ayaktayım zaten. Annemi kaçırdılar dedim. Haberleri takip ediyorum. Seni almaya geliyorum Bulgaristan'a gidiyoruz dedi. Uçağı Bulgaristan'a indirdi kaçıranlar. O anlı telaşla falan gık demedim yani Bulgaristan'a gidiyoruz. Hakikaten geldi aldı. Beylikdüzü Büyükçekmece tarafındayız. Dedim ki bir dakika biz nereye gidiyoruz ya? Bilmiyorsun değil mi gittin ya? Yani biz şaka gibi geldi. Dedim ki biz Bulgaristan'a nasıl gidiyoruz ya? Ya pasaport yok, şey yok, vize yok. Hiçbir şey yok. Ben bir daha tersine getireceğim. Selamünaleyküm komşu biz geldik. Ne işimiz var bizim burada delirdik mi? Dedim ki biz havaalanına geri dönelim. Orada mutlaka bir kriz masası falan oluşturmuşlardır. Bilgi alırız dedim. Evet bir kriz masası oluşturmuşlardı. Bülent Hanım için. Bülent Hanım gidince ikinci kriz masasını oluşturmak zorunda kaldılar. Çünkü krizin kendisi geldi. En son şunu hatırlıyorum. Uçağı kaçıran geldi. Havaalanındaki emniyet müdürü şöyle dedi. Ya ne olur kapalı bir yer alın da biz de çalışalım dedi ya. Sen ne dedin Tayyar abi? Ben senin... Ya alabilen varsa buyurun. alabilen varsa alsın yani. Taşıyabilen varsa taşısın buyursun, Bülent Hanım. Söyleyebilen varsa alsın yani Bülent Hanım bu. Nasıl bağladınız abi o gün? Bağladık. Sonrasında yani gece tabii görüşmeler yapılıyor. Sadece o değil. Uçakta bütün yolcuların aileleri orada. Tabii canım haliyle. Onlara bilgiler veriyorlar ama Bülent Hanım içgüdüsel olarak şunu yapmaya çalışıyor.
kuleye çıkayım, uçağı kaçıran teröristlerle ben konuşurum ve ikna ederim durumu. Eder mi? Eder. Ben yani çocuklar söyleyeyim. Teslim olurlar da hangi şartlarda olur onu bilmiyorum. Uçağı bırakmışlar kaçıyorlar. Yani, olur tabii sen ki. Bülent Ersoy'u biliyor musun? Olmaz değil yani. Bülent Hanım bu. Ya bu şimdi Ömür Gedik'le bir olayı var. Tayyip abi. Yani ne olacak? Bunun sonu ne? İkisi sonu... birbirine kürk hediye etmeyecek onayı. Ya, tabii ki etmeyecek. Şimdi Ufuk biz sanatçıların tomografisini iyi çekersek hastalığı iyi teşhis ederiz. Bülent Ersoy görkemli şeyleri seven ve bunları da taşıyabilen bir kadın. Anladın mı? Yani şimdi Bülent Hanım'a imitasyon kürk giydiremezsin. Bülent Hanım'a çakma taşlı yüzük taktıramazsın. Yani Bülent Ersoy bu havayı yapacak. Solist. Tamam da bu kadar konu uzatacak bir şey var mıydı? Aslında yok. Yani Ömür Gedik de kendine bir yol buldu. Kız hayvan hakları işte dernek Haçiko falan devam ediyor. Burada karşısında onun topunu iyi göğüsleyip pas atan biri var. Bülent Ersoy. Tabii zor bir rakip. Yoksa dönüp baktığında eyvallah hayvanların öldürülmesine, onların kürkünden derisine ama ya böyle böyle yürürsek bir sürü şey çıkar. Kim haklı? Tayyip abi. Cüzdan kullanmayalım, kemer takmayalım, Tayyip ayakkabı abi. Giymeyelim. Kim haklı? Herkes kendine göre haklı. Aynen. Ben kadın diyor ki benim param var, ben bunu giymeyi haksız seviyorum. Haksız kim abi? İşte iki taraf da haklı. Ama bakış bir etsi. Haksız olması lazım ama bir konu. Ama bu kavgada yok bakış haksız. Etsi. Yok mu? Bakış etsi. Şimdi Bülent Hanım diyor ki, bu kardeşim diyor sizin tepki gösterdiğiniz iş... Bütün dünyada böyle mi diyor? Evet diyorlar. O zaman diyor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na söyleyin. Bunu ithal etmesin buraya. Getirtmesin diyor. O ithal etmezse ben almayacağım diyor. Ama buraya gelmişse benim param var. Ben alacağım. Ben giymeyi seviyorum diyor. Hadi gel şimdi cevap İşte ver. Burada haksız diyemiyorsun. Ama o yüzden haksız bir şey söyleyeceğim. Ya bu neye benziyor biliyor musun? Biz vejetaryanız et yemeyiz. Bütün et restoranlarını kapatın. E var müşterisi var adamlar para kazanıyorlar. Aynen öyle. Bülent Hanım'ın çok benziyor bu et ve imtihanı ne olacak abi? Kimin? Bülent Hanım'ı etle imtihan. Çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ben de etçil beslenen. Sen sevmiyor musun et? Bayılırsın sen. Ben de bayılırım. Bak ben de hayvan sever bir insanım. Benim köpeğim öldü ben hayata küstüm. Hala bir köpek alamadım yani, beslemek evet. için. Yani her gördüğümde bir kukur gördüğümde bir rot ağlıyorum hala. Abi hayat arkadaşı oluyor insan bu, üzülmez mi? Yeni başka şeylerden kesmiyor ki. Yani abi, başka şeylerden bahsediyorum. Senin Uçan Kuş'taki programına günün olayına ikisi konuk gelse... Nasıl barıştırdın onu? Gelmesinler be. Çok zor oldu değil mi barıştırma? Ya Bülent Hanım'ı tek başına tolere edebilirim. Ömür'ü de tek başına ama ikisi zor tolere olur bir programda. Abi şimdi son 4 dakika güzel. Kaldı. Şimdi Bülent Hanım şey değildir zaten. İkinci bir kadın değildir. Yarın öbür gün bu işin ortası bulunur. Son 4 dakikada manşeti ver bize abi. Bugüne kadar böyle hiç kimsenin basamadığı birini bastın mı? Bastım. Niye öyle bastın? Hangisini anlatayım diye düşünüyorum. Hadi bastıklarını topla bize. Sana göre en önemlisini anlat istersen. İsim vereyim mi? Ver abi. Ver abi. İsimsiz olur mu ya? Öyle. Baskın basanındır. Rahmetli Yıldırım Aktunay ile Ajda Pekkan'ı bastım. Aa. Ana. Ajda Pekkan'ı bastım. Yıldırım İsim Bey. İsim vermesin senin daha iyi. Yıldırım Bey de bakan o zaman. Bastığım binada. Nerede bastın abi? Jandarma kışlasının yan tarafı. Başıma gelip var ya, o gece kabus, jandarma alıyor, jandarma bırakıyor, korumalar alıyor. Abi onlar en güvenli yere kanka, gitmiş kere. Tuş kilidin nerede yapacağımız belli olduğundan sonra yerimiz belli oldu yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi iş be. Tabii çok. Şaka maka da yani. Fark edildin mi abi? Diyorum ya sana, asker geliyor sen burada ne arıyorsun kardeşim diyor. Bir dakika sonra korumalar çıkıyor diyor ki siz burada ne arıyorsunuz diyor. Ona ayrı bir dert anlıyorsun, ona bir dert anlıyorsun. Sonra uyandılar. Fotoğraf makinesi patlayınca. Gazetede bastı. Gazetedeydim o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Bu muhabbet bitmez. Soru soralım çıkmamız hadi. Lazım. Bugün Ajda Pekkan demişken o zaman Zeki Mürensiz de olmaz. Ha. Ki Zeki Müren'le biliyorum senin de birçok anın var. Allah amin. Rahmet eylesin. Gerçekten sanat güneşimizdi. Gerçek sanatçıydı. O güneş hiç sönmedi i̇lk, ama. Aynen. Zeki Müren abi. Sorumuz şu abi. Tuş kilidini bakalım çözebilecek mi? Zeki Müren ilk plağını ne zaman çıkarmıştır? Birden 9'a kadar bir rakam. Tay yarışı kızarken şu an abi, eskiye iyice gitti. Ama atacağım tutarsa sevineceğim. 5 Temmuz benim doğum günüm uğurlu sayım 5. Yani 1 ile 100 arasında desen aklıma ilk gelecek sayı 5. 5 gerçekten. Evet, vallahi uğurlu sayım da 5 mi? Bu kopya mı verdin? Yoo. Dur abi. Bakayım Acun'a, Hamdi abi kopya mı verdin? Kaç? Abi kaç? Esat abi arayacak. Esat geçen abi. Hafta da onu ağır lütfen. Esat abi diyor. Biz kapatıyoruz çünkü dükkanı bildi. Ne diyor? Bildi diyor. Abi tebrik ediyorum ya. Vallahi. Emin ediyorum. Şu
Doktorumuz Sevgi'ye geliyor. Ben ne diye çekildim? Verelim. Haftaya gidiyor muyuz? İki tane mi veriyorsun? Evet, iki senden tane. Gidiyor muyuz haftaya? Takipçilerine de verebilirsin bu arada. Birini ben programımda vereyim, birini kendim değerlendim. Tamam. Aynen. Tamam. Bunu da abi bizden hatıra diye saklarsın için. Abi almışken bu telefonu da verelim. Şunu da verelim abi. Hadi kalkın. Beni davet hadi kalkın. Abi şimdi izleyenlerimize evet. Bir anons çek. YouTube kanalımıza bir abone olsunlar. 7. bölümümüzde sen aynen. Vardın. Bu videonun hemen altında siz baktığınızda sağda bize göre solda kırmızı bir buton var abone ol. Bir tık yapıyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Hem bunlardan kazanıyorsunuz hem de keyifli muhabbet seni bekliyoruz. Evet. Bu haftayı da bitirdik. Bu hafta bitti. Hadi bakalım söz sende. Alpacino'yu ağırladık ama Türkiye'nin usta gazetecilerinden Taya ışık saçan abimiz bizi kırmadı. Usta yani. Ötesi yok. Aynen. Ötesi zaten Mars'a çıkıyorsun. Mars'a da çıkamayacağımıza göre haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Tuş dedi. YouTube kanalında bir yolun tek eğlence var. Başka hiçbir şey yok. Görüşürüz. Hoşçakalın.